Kıymetli basın mensupları, bizi izleyen ve dinleyen çok değerli vatandaşlarımız, İstanbullu hemşehrilerim, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hem ekranlara hem de buraya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 14 Mayıs genel seçimlerinin üzerinden tam 3 ay geçti. Ne yazık ki bu yeni dönemde milletimiz ekonomik krizden en derin haliyle etkilendi ve ekonomik kriz de açıkçası derinleşmeye devam ediyor. Fatura her zaman olduğu gibi yine vatandaşımıza çıktı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı hala tek haneli enflasyon masalıyla halkımızı oyalamaya devam ediyor. Yıllık tüfe oranı TÜİK'in verilerine göre Temmuz itibariyle %48. Gıda enflasyonu ise %60'ın üzerinde. Bırakın tek haneyi, bu gidişle 3 haneli enflasyonun yaşanacak endişesi hepimizi kaplamış durumda. Açıkçası uzun zamandır gerçek enflasyona baktığımızda insanlarımızın mutfağının zaten 3 haneli enflasyonu yaşadığı da bir gerçek. Seçim sonrasında sadece Temmuz ayında 30 yılın en yüksek aylık enflasyonunu yaşattılar. 3 yılın, 5 yılın değil, tam 30 yılın en yüksek aylık enflasyonu. Net ifade etmemiz gerekir ki iktidar enflasyonla, bu canavarla mücadele edemiyor. Bir acı şey de bu enflasyon canavarını da bu iktidar yarattı. 14 Mayıs seçimlerinden bugüne kadar geçen 3 ayda iktidar motorine tam %105 zam yaptı. Dana eti 7 ayda %107 arttı. Savaş halindeki ülkelere bir bakalım. Ukrayna'da enflasyon %11. Ama aylık değil, yıllık. Yıllık %11. Rusya'da ise yıllık %4'ün biraz üzerinde. Yine yıllıktan bahsediyorum. Türkiye'nin sadece Temmuz enflasyonu, yani bir aylık enflasyonu %9,5. Yani savaş içinde olan Rusya'nın yıllık enflasyonunun 2 katından fazlasını bir ayda milletimizle yaşamış olduk. Durumun vehameti için açıkçası başka bir söze gerek yok. Hükümet yetkilileri vatandaşı sık sık tasarrufa davet ederken dikkatinizi çekmek isterim ki iki kamu bankasının 3 yılda reklam harcaması tam 2 milyar lira. Bu arada yeri gelmişken belirtelim, kamu bankalarının İstanbul Büyükşehir Belediye'mize 4,5 yıldır, kamu bankalarının 4,5 yıldır tek bir kuruş krediyi İstanbul Belediyesi'ne vermediğinin de altını çizelim. Tasarruf sadece vatandaştan mı istenir? Hayır, istenmez. 2023'te hedeflenen toplam vergi, ek vergilerle ülkemizde 4 trilyon 270 milyar liraya yükseltildi. 4 trilyon 270 milyar lira. Bu kadar verginin toplandığı bir coğrafyada açlık, yokluk ve yoksulluk olmamalıdır. Şayet oluyorsa orada çok büyük bir israf, adaletsizlik ve paylaşım sorunu vardır. İktidarın ekonomik tercihlerinin sonunda toplumun en zengin %20'lik kısmı toplam gelirden aldığı payın arttığını görüyoruz ve bu yıl bu payın, %20'lik kesimin payının
%48'e ulaştığını tespit ediyoruz. Buna karşın en yoksul %20'nin aldığı pay ise ne yazık ki %6'ya gerilemiş durumda. Yani zenginle yoksul arasındaki fark ülkemizde tam 8 katına çıkmış durumda. Aslında özetle bu iktidar zenginin cebini tıka basa doldururken halkımızı açlığa, çaresizliğe mahkum etmeye devam ediyor. Sevgili vatandaşlarım, siyasi hayatımın en önemli amacı vatandaşlarımızın bu çaresizlikten kurtulmasını sağlamaktır. Onlara yeni ufuklar sunmaktır. Bu mücadeleyi son 4,5 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak verdim. Bu aynı zamanda bir demokrasi mücadelesiydi. Geçen 4 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi iktidarın baskılarına karşı en üst seviyede direncin simgesi olmuştur. Saraçhane, hukuksuz seçim iptaline ve içi boş, ahmak davası benzeri siyasi davalara karşı bir güçlü demokrasi meydanına dönüştü. Ama biz yılmadan ve asla vazgeçmeden yüksek azim ve iradeyle çalışmaya devam ettik. İstanbul için ürettik, İstanbulluya hizmet ettik. Kadınların fırsat eşitliğine kavuşması, istihdamı, eğitimi, sağlığı ve toplumsal hayata katılması için daha önce olmayan mekanizmaları kurduk. Bugün kreşlerden kent lokantalarına, öğrenci yurtlarından istihdam ofislerine, halk süt desteğinden anne kart uygulamasına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyeciliği, ülkemizi sarmalayan yoksulluğa ve umutsuzluğa karşı verilen çabanın en önemli merkezi haline gelmiştir. Şehrimiz, açtığımız kütüphaneler, müzeler, sosyal alanlar, meydanlar, desteklediğimiz festivaller ile ülkemizin kültürel çölleşmesine karşı zengin tarihimizin, sosyal hayatın ve sanatın yeniden yeşerdiği bir vaha halini aldı. Şunu açıkça ifade etmeliyim ki, Mayıs seçimlerinden sonra iktidarın muhalefeti topyekün tasfiye çabalarına en güçlü karşı koyuz, en güçlü karşı duruş, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ülkemizin metropollerinde gerçekleşecek. Bunu unutmayalım. Öncelikle 31 Mart 2024 mahalli seçimlerinde tüm vatandaşlarımızı, demokrasimizi yeniden yeşertmek ve şehirlerimize hep birlikte en güçlü şekliyle sahip çıkmak için beraber yol yürümeye davet ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak diğer belediye başkanlarımız ile omuz omuza bu demokrasi mücadelesinin öncülüğünü tarihi bir sorumluluk olarak görüyorum. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. Ben bu sözü çok önemsiyorum. Şüphesiz yerel seçimlerde İstanbul'u kazanmak büyük bir siyasi başarıdır. Bunu biliyorum. İstanbul'u kazanan bir belediye başkanı, dünyanın en önemli ve en güzel şehirlerinden birine hizmet etme onuruna ulaşır. Eğer o kişi milletin ona tanıdığı bu fırsatı iyi değerlendirir ve milletin takdirini kazanırsa, bu başarı onu ulusal ve uluslararası siyasette çok önemli başka noktalara taşır. Buna şüphe yok. Ama ben İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır sözünü sadece
seçim galibiyeti olarak da anlamıyorum. Bu önemli başarıyı farklı bir anlayışla değerlendiriyorum. Benim düşünceme göre İstanbul, Türkiye'nin gelecek tahayyülünün hayata geçtiği şehir olmalıdır. İstanbul'da 16 milyon vatandaşımızın şehirlerinin eşit hissedarı olduğu bir anlayışın hakim olması gerekmektedir. Bu eşit hissedarlık cumhuriyet fikrine dayanır. 86 milyon vatandaşımızın da kendi ülkelerinin eşit hissedarı olacağı bir gelecek yeniden biliniz ki İstanbul'da yeşermektedir. Türkiye'mizde gerçek toplumsal barış ve gerçek milli birlik ancak cumhuriyetimizin asli amacını yani yurttaşların hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkelerinin, şehirlerinin, ormanlarının, ovalarının, dağlarının, sularının, tarihi mirasın ve geleceklerinin eşit hissedarı oldukları zaman gerçekleşecektir. 4 yıl boyunca İstanbul'u hep birlikte dayanışmanın, refahın, demokratik katılımın, birbirini seven ve sayan yurttaşların bir arada mutlulukla yaşadığı bir şehir yapma idealiyle hareket ettik. İstanbul'un kadınlarına, gençlerine, çocuklarına, yaşlılarına yönelik icraatlerimizle bunu başarıyla sağladık. Korunan doğası, tarihi ve canlı kültürel hayatı ile zengin bir Türkiye hayalinin hayata geçtiği bir şehir oluşturmaya başladık. Yani 4 yıl boyunca İstanbul, geleceğin ışıltılı Türkiye'sinin gerek taşıyıcısı, gerek ufku olmuştur. Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul'un sorunlarını çözmek, Türkiye'nin sorunlarını çözmektir. Kuşkusuz İstanbul uzun süre ihmal edilmiş devasa sorunlarla iç içe bir şehirdir. Şehrimizde tahammülü imkansız hale gelen bir nüfus yoğunlaşması vardır. Özellikle iktidarın teşvik ettiği sığınmacı ve mülteci akımı trafik ve güvenlikten konut krizine kadar farklı boyutlarıyla kentimizi boğmaktadır. Resmen insanlarımız bundan en derin haliyle yüksek bir şikayet içindedir. Siyasi iktidarın, halkımızın, emekçilerin, emeklilerin, gençlerin ve kadınların dertlerini umursamayan ekonomi politikaları sonucu yükselen yoksulluk ve hayat pahalılığı toplumsal düzeni tehdit eder noktaya geldi. Cumhur İttifakı'nın icra ettiği ekonomi anlayışı Mayıs 2023 seçimlerinden sonra iyice fütursuzlaştı. Vatandaşın yoksulluğu hızlandı ve derinleşti. İşte tüm bunlardan dolayıdır ki Mayıs 2024'te yapılacak olan yerel seçimler tam da bu fütursuzluğa aynı zamanda dur deme seçimi olacaktır. İstanbul'un bu devasa sorunlarını çözmek, aynı zamanda Türkiye'nin sorunlarının nasıl çözüleceğinin de bir sınav yeridir, bir laboratuvarıdır. Tam da bu nedenle, evet, benim anladığım şekliyle İstanbul'u kazanmak, Türkiye'yi kazanmaktır. Biz, İstanbul'u kalkındırmak, Türkiye'yi kalkındırmaktır. İstanbul'u güçlendirmek, Türkiye'yi güçlendirmektir şiarıyla iş yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Bizim yönetimimizdeki İstanbul, Türkiye geleceğinin teminatı olmuştur. Türkiye'nin mutlu geleceğinin teminatı olmuştur. Demem o ki, İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri biliyorum mühürlüdür. Bu nedenle ben de kendimi İstanbul'la mühürlü kabul ediyorum. Hayatımı adadığım bu mukaddes şehre ve 16 milyon hemşerime
en üst düzeyde hizmet etmeyi, Türkiye'ye hizmet etmek ve alternatif bir Türkiye vizyonu ortaya koymak olarak görüyorum. Aziz şehrimizdeki ihmal edilmiş ve onlarca yıl boyunca çözülmemiş devasa zorlukları ve sorunları tek tek alt edip kalıcı bir şekilde çözerek Türkiye'nin sorunlarının nasıl çözülebileceğini tam da burada Türkiye'nin en büyük şehrinde milletimize gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Diğer bir ifadeyle 25 yıllık bir dönemden sonra İstanbul'da oluşturduğumuz yeni yönetimle milletimize başka ve çok daha mutlu bir Türkiye ihtimalinin var olduğunu burada kanıtlıyoruz. Tıpkı Ankara'da, İzmir'de ve partimizin, ittifakımızın yönetimi altında olduğu diğer şehirlerde var olduğu gibi. Bu şehre ihanet ederek hepimizin ortak evini gri bir beton yığınına çeviren rantçı, israfçı, ayrıştırıcı ve yoksullaştırıcı bu yönetime, bu büyük milletin asla mecbur olmadığını buradan gösteriyoruz. Şehrin gerçek sahibi olan halkın kendi şehrine sahip çıkmasını dahi tehdit olarak kabul eden, ağaç ve yeşil görünce rahatsız olan bu zihniyete karşı gerçek bir alternatifi olduğumuzu gösteriyoruz. Her yaştan ve kökenden insanlarımıza biz umut oluyoruz, heyecan veriyoruz. Halkımıza bu karanlık dönemde başka bir geleceği yaşatıyoruz. Bizi çeşitli mecralardan izleyen vatandaşlarımın tam da burada özenle bana kulak kabartmasını istirham ediyorum. Ben hayatım boyunca bir koltuğa değil, sürekli bir misyona aday oldum. Bugün bu misyon Türkiye'nin yeni bir siyaset ve yeni bir yönetim anlayışına kavuşturulması misyonudur. Bu topraklarda cesur bir demokrasinin, adaletin, bölgemize ve dünyaya ilham kaynağı olacak özgürlüklerin, hukukun üstünlüğünün ve güçlü bir devletin yeniden tesisi benim öncelikli hedefimdir. Vatandaşın hayat kalitesini artırmak için yerelden neşet eden kapsayıcı, adil ve paylaşımcı bir kalkınma, insanlarımızın hayat güvenliğinin sağlanması için çevre krizi ve depreme karşı ödünsüz ve etkin önlemler, gelecek nesiller için gerçek bir refah toplumu ve yaratıcı, girişimci bir teknoloji hamlesi siyasal vizyonumuzun ana kolonlarıdır. Bu hedefler doğrultusunda güçlü ama demokratik, aktif ama denetlenen, cesur ama şeffaf bir liderlik anlayışının da altını özenle çiziyorum. Zira biliyorum ki cesur demokrasi, cesur bir toplum ve cesur liderlerle mümkün olabilir. Ben hayatımın hiçbir döneminde siyaseti sadece ve sadece siyasi partilerden ibaret görmedim. Siyasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmez önemli organlarıdır. Ama gücünü yerelden alan bir yönetici olarak siyaseti hep toplumla omuz omuza yapılan dönüştürücü bir eylem olarak anladım. O nedenle geçmişte olduğu gibi bundan sonraki yolculukta da benim yol arkadaşlarım gençler ve kadınlardır. Emekçiler ve güvencesizlerdir. Emekliler ve yaşlılardır. Engelliler ve keşfedilmeyi bekleyen girişimci ve yaratıcı zihinlerdir. Kıymetli vatandaşlarım, izin verirseniz bu vesileyle
Türkiye'nin yönetiminden, yoksulluktan, demokrasimizin ölüme terk edilmesinden, özgürlüklerimizin elimizden alınmasından, emeğin sömürülmesinden, kültür hayatımızın çölleşmesinden, gençlerimizin, doktorlarımızın, ustalarımızın ülkelerini terk etmesinden, isyan eden, kime oy verdiğine bakmaksızın tüm yurttaşlarıma buradan seslenmek istiyorum. Sevgili yurttaşlarım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hep birlikte korumalıyız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu iktidarın eline geçmesinin maliyetinin idrakına hep birlikte varmalıyız. Geçen sürede gördük ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gayri hukuki yollardan elde etmek için birçok yol denendi ve denemeye de devam edecekler. Bundan vazgeçmeyecekler. Bunu şimdiye kadar halkımızın feraseti sonucu başaramadılar. Hep birlikte engelledik. Şimdi seçimlerde İstanbul'u hep birlikte tekrar kazanmak için bir araya gelmeliyiz. Aramızdaki tartışmaları bir kenara bırakıp milletçe bu sürece odaklanmalıyız. Bu büyük başarı için parti ayrımı yapmadan beraberce hareket etmemiz gerekiyor. Ben 2019 seçimlerindeki gibi partiler ötesi İstanbul İttifakı'nı kurmak için elimden geleni yapacağım. Muhalefet partilerinin de bu şuurla hareket edeceğine, bu meselenin partiler üstü bir mesele olduğunun anlaşılacağına ben yürekten ve gönülden inanıyorum. Bu vesileyle özellikle Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma da tabii ki seslenmek istiyorum. Değerli yol arkadaşlarım, Mayıs 2023 seçimlerinde yaşadığımız hayal kırıklığı ifade ediyorum ki beni çok derinden üzmüştür. Ben bunu birçok vesileyle de dile getirdim. Halkımızdan bu seçim mağlubiyetinden dolayı özür diledim. Bu hayal kırıklığının nedenlerinin biri de unutmayalım ki yenilginin sorumluluğunu üstlenme, gerçekle yüzleşme konusunda gerekli duyarlılığın gösterilememesidir. 28 Mayıs gecesinden başlayarak ortaya konan tavır, partililerimizi, seçmenlerimizi anlamak ve hissetmek kaygısından ne yazık ki, maalesef ki çok uzaktır. Ne var ki, ifade edeyim ki benim dünyamda asla umutsuzluğa yer yoktur. Umudun önündeki engelleri ve de bütün engelleri hep birlikte kaldırmalıyız. Ben bu mağlubiyetin partimizde köklü ve kapsayıcı bir tazelenme sürecinin başlamasına vesile olduğunu da görüyorum. Fikriyatımızı geliştirip, çehremizi değiştirip, parti mimarimizi dönüştürdüğümüz takdirde biliyorum ki halkımız bizim geleceğin Türkiye'sini onlarla beraber kurmamızı bizden talep edecekler. Şunu açık ve samimiyetimle ifade etmeliyim ki bu uğurda partimin değişimi, dönüşümü siyaset hayatımın çok önemli bir misyonudur. Yürüdüğüm ve ulaşmak istediğim menzil de bu değişim ve dönüşümdür. Sevgili Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım, buradan ifade ediyorum. Artık Cumhuriyet Halk Partisi seçim kaybedemez, kaybetmemeli.
Cumhuriyet Halk Partisi ikinci parti olmakla övünemez. Övünmemeli. Asla durum idare edemez. Etmemeli. Cumhuriyet Halk Partisi önderliğindeki toplumsal ve siyasal muhalefetin aynı zamanda yerel seçimleri kazanması da bir zorunluluktur. Cumhuriyet Halk Partililer bu yüksek kazanma arzusu, azmi ve bilinciyle hareket etmek mecburiyetindedir. Bu tarihi bir sorumluluktur. Önümüzdeki seçimlerde sadece belediye başkanlıklarını değil, belediye meclislerini de hep birlikte kazanmalıyız. Bunun için bütün örgütümüz, belediye başkanlarıyla birlikte, belediye başkan adaylarıyla birlikte bu değişim ve dönüşüm sürecini en güçlü şekilde tamamlayıp uyum içinde çalışmak, çalışmak, çalışmak zorundadır. Unutmayınız ki dünyada bağımsızlık savaşı örgütlemiş, ülke kurmuş çok az parti vardır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda ilk genel başkanımızdır. Cumhuriyet Halk Partisi küçük iktidarların partisi olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi küçük iktidarlarla tatmin asla olamaz. Bu alışkanlık sona ermelidir. Unutmayınız ki İstanbul'dan Tunceli'ye, Edirne'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Kahramanmaraş'a, Manisa'dan Sinop'a Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişi tertemiz kadroları, parti emekçileri görevleri almaya hazırdır. Cumhuriyet Halk Partisi tarihini çok iyi bilen bu kadrolar, o tarihini özümsemiş bu kadrolar yeniden bir tarih yazmak için önlerinin açılmasını beklemektedirler. Değişim, dönüşüm aynı zamanda unutmayalım ki köklü bir kadro harekatıdır. Bu kadro hareketi genel başkandan yönetime, üye yapısından parti seçimlerine kadar pek çok hususu kapsamaktadır. Şunu ifade etmeme müsaade edin. Yenilenme, değişim, dönüşüm tabii ki kolay değildir. Ama bunu hep birlikte gerçekleştirmek zorundayız. Bu dönüşümü başaramadığımız takdirde milletimizin seçim sonrası oluşan hayal kırıklığının kalıcı hale gelmesi en önemli risktir. Altını çiziyorum. Bu risk önümüzdeki yerel seçimlerin kazanılmasında ne yazık ki çok büyük bir engeldir. Şunu açık, seçik ve net olarak görmemiz gerekiyor. Demokrasimizin esas olarak karşı karşıya bulunduğu en önemli tehlike milletimizin umutsuzluğu ve beklentisizliğinin kökleşmesi ve de yapısallaşmasıdır. Bu çok büyük bir tehdittir. Halbuki bizim yaşanan hayal kırıklığını çok daha güçlü bir arzuya çevirmemiz, inanınız, hiç de zor değil. Bunu yapabiliriz. Buradan sesleniyorum. Ben partimin bir evladı olarak bu dönüşüme en içerikli ve en etkin bir şekilde katkı sunmaya var gücümle devam edeceğim. Sevgili vatandaşlarım, benim çok kıymetli hemşerilerim, kıymetli İstanbullular. İstanbul dünyanın en önemli merkezlerinden birisidir. Üç imparatorluğun başkentliğini yapmış mukaddes bir şehirdir. Ecdadımız bize büyük bir kültürel ve doğal miras bırakmıştır. İstanbul'a hizmet
gerçekten dünyaya hizmettir. İstanbul'a ihanet edilemez. Çünkü bu sadece Türkiye'ye değil, inanınız ki insanlığa ihanet olur. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şunu ifade edeyim ki, ilk yola çıktığımda tüm halkımıza bu mukaddes şehrin en başarılı belediye başkanı olacağıma söz verdim. Bu sözümü tutmaya devam edeceğim. Sözlerime son verirken şunu ifade etmek istiyorum. Şehrimizin yağmalanmasına, adaletsizlik ve çevre katliamına karşı İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. 4 sene boyunca olduğu gibi 16 milyona eşit hizmet götürmek için yola çıkıyorum. Yoksulluğu söküp atan refah içinde bir şehir oluşturmak için yola çıkıyorum. Katılımı ve ortaklaşan aklı merkeze almak için dünyanın tüm teknolojik yeniliklerine ve gelişimine ev sahibi olmak için yola çıkıyorum. Bu anlayışla 2019'da olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarımla, farklı partilere gönül veren kıymetli hemşehrilerim İstanbullularla, kentine sahip çıkan, oyuna sahip çıkan İstanbul gönüllüleriyle tekrar İstanbul İttifakı'nı en güçlü şekilde kurmaya geliyorum. İstanbulluları ve tüm yurttaşlarımı da bu yürüyüşe davet ediyorum. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, kıymetli İstanbullular, benim çok değerli vatandaşlarım, inanınız ki her şey çok güzel olacak. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet, sorularınızı alabiliriz. Sayın Başkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunuzu açıklamış oldunuz. Bu durumda 29 Mayıs'ta ilan ettiğiniz değişim çağrısının muhatabı ve taşıyıcısı kim olacak? Yani CHP Ekim ayının sonunda kurultaya gidiyor. Bu durumda kurultayda herhangi bir adayı, kendiniz aday olmayacağınıza göre herhangi bir adayı destekleyecek misiniz? Bu isim acaba Özgür Özel mi olacak? Yahut bir başka isim mi? Buna bağlı olarak bir diğer sorum da şu. Aynı kurultaydan Sayın Kılıçdaroğlu tekrar lider olarak çıktığında bu sizin de aday olacağınız yerel seçimleri nasıl etkileyecek? İsmail Bey bütün soruları bitirdi galiba. öncelikle şunu söyleyeyim. Ben 28 Mayıs'tan sonra yaptığım açıklamada neredeysem tam da oradayım. Bu işin tam da göbeğindeyim. En üst düzeyde bu sürece dönük mücadelemi vereceğimi konuşmamda da söyledim. Tabii bugünden varsayımlar üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay tarihi belli değildir. Süreç olgunlaşacaktır. Şu anda kongreler sürüyor. Ben bugün bu açıklamaları yaparken özellikle başta İstanbul'da kongrelerin nasıl bir dönüşüm seyri içerisinde olduğunu gözlemliyorum. Bu bağlamda bu kritik evrede yaptığım açıklamanın ne kadar sorumluluk bilinciyle dolu olduğunun da altını çizmek isterim. İfade edeyim ki bu değişim ve dönüşüm sürecinde elbette ki temennilerim vardır. Bu temennilerimi birebir kendi isteğimle, kendi talebimle 4 kez Sayın Genel Başkanımıza ilettim. Tekrar bu iletimi burada ifade edeyim. O da şudur ki ben hala Sayın Genel Başkan'ın değişim ve dönüşüm sürecinin liderliğini yaparak partimizin tüm kadrolarıyla yenilenmesiyle yeni bir siyasi parti mimarisiyle geleceğe coşkulu bir şekilde ulaşmasını sağlayıcı bir süreci hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Bu talebimi buradan tekrar ileteyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini bilen geçmişi tertemiz evlatları vardır.
Bunlardan ismi geçtiği için sorunuzda söylüyorum. Biri Özgür Özel'dir. Başkaları da vardır. Bunlar zaman içerisinde konuşulur. Sayın Başkanım, Ercan Sekreteri Haber. 2019 seçiminde zor bir ittifak başarıldı. Doğru bir aday tercihiyle seçim kazanıldı. 28 Mayıs seçiminde ise ittifak vardı ancak aday tercihinde sanırım yanlış yapıldı. Seçim kaybedildi. Şimdi o seçimin kaybedilmesinden sonra ittifak paramparça oldu. Siz şimdi yeniden sağlanabileceğine inanıyorsunuz anladığım kadarıyla ittifakın. Bu nasıl olacak? Tablo çok vahim çünkü en azından muhalefet cephesinde. Gerçek ittifaklar toplum tabanında kurulur. Ben siyaseti toplumla yüz yüze yapıyorum. Her gün vatandaşlarımızla bir aradayım. Bu büyük toplumsal ittifakı hangi partiye oy veriyor, vermiş olursa olsun yaşıyorum, görüyorum, derinden hissediyorum. Bunu destekleyici çok fazla bilgiye ve araştırmaya sahibim. Az önce ifade ettiğim gibi en şuurlu şekliyle, bilinci yüksek bir işbirliğiyle biz bu ittifakı 2019'dan daha güçlü bir şekilde kurabilmemiz mümkün. Elbette ki bunun en önemli unsurlarından birisi de siyasi partilerin bu ittifak sürecine vereceği katkılardır, desteklerdir. Tam da burada doğru bir süreç tariflediğimizde, burada en ana misyonu kendi partime yüklemekle birlikte, doğru bir süreç tarifi olduğunda 2024 yerel seçimlerinde 2019'dan daha güçlü bir siyasi partiler ittifakının da kurulabileceğine yürekten inanıyorum. Bugün bu inançla bütün bu cümlelerimi kurmuş durumdayım. Efendim, şimdi bir süredir izliyoruz Cumhuriyet Halk Partisi içinde değişim tartışmalarıyla beraber bir sancılı süreç de devam ediyor. Hem sizinle ilgili hem genel merkezle ilgili aleyhte açıklamalar da var. Aile içinde olsa bile bunlar biraz daha kamuoyu önünde devam ediyor. Siz şimdi adaylığınızı ilan ettiniz. 2019'da yani deyim yerindeyse bir voltran oluşmuştu. İşte Canan Kaftancıoğlu il başkanı, sizin azminiz, seçmenin heyecanı. Şimdi o voltranın dağıldığını görüyoruz. Yeniden böyle bir şey oluşabilir mi? Ayrıca bazı belediye başkanları doğrudan size hedef alan açıklamalar yapıyorlar kamuoyunun önünde. Siz ciddi bir ittifakla ancak bu işin kazanılabileceğini söylüyorsunuz. Adaysanız diğer ilçelerdeki adaylarla ilgili düşünceniz nedir? Onu da merak ederim. Elbette ki ben parti süreçlerini, parti disiplinini iyi bilen bir insanım. Bazı parti içerisinde görevi olan kişilerin kamuoyunda yaptığı bir kısım açıklamalar ne kadar kritik bir disiplin sorunu ise benim de adayım demem aynı sorunu içerir. Ben adayım demedim, yola çıkıyorum dedim. Bu bakımdan bu yolculuğun güçlü olduğunu görüyorum. O gün çok daha zor koşullarda toplumsal bir ittifakı oluşturduk. Tam 7,5 ay kampanya yürüttük. Elimizden seçim alındı. Bunun içinde o süreci de başarıyla yürüttük. Evet, şu anda da bir seçimi kaybeden taraf olarak bir travmamız var. Bunu biliyorum. Ama buradan zıplama gücümüz de var. Bir sıçrama gücümüz de var. O sıçramayı toplumla birlikte başarabiliriz. Bu bağlamda gerçekten en büyük güvence olarak toplumun ve başta gençlerin, başta kadınların, ifade edeyim ki hatta çocukların o sıçrama bilincini yaşayan birisi olarak o bahsettiğiniz, Voltran diye tariflediğiniz pozisyonun çok daha ötesinde bir pozisyonla karşı karşıyayım. Bunu içimdeki bütün umut ışığıyla ifade ediyorum. Diğer konular, aday vesaire, şu bu parti içi meseleler, işte tam da söylediğim gibi, yeni bir siyaset mimarisi, yeni bir bilinç, yeni bir fikriyat, yeni bir anlayışla çok daha rasyonel, çok daha kazanmaya odaklı, bir o kadar da yönetmeye odaklı bir anlayışla
çok büyük bir kazanımla İstanbul'da milletin iktidarını kurulacağını şimdiden görebiliyorum. Sayın Başkan, geçtiğimiz seçimin öncesinde sizin aday olup olmayacağınız konusunda aylarca yaşanan bir tartışma vardı ve o süreçte Sayın Genel Başkanınızın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun sizin İstanbul'da kalmanız, İstanbul'a sahip çıkmanız ve bir sonraki seçimde de İstanbul için aday olmanız yolunda çok açık beyanları vardı. Şimdi bugün burada siz buna benzer bir yolda bir irade açıkladınız, tekrar yola çıkmak üzere. Dün bir meslektaşımızın bir kulis bilgisi olarak yaydığı bir haber var. Barış arkadaşın diyor ki Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na bir mesaj gönderdi. O mesajda da tırnak içinde söylüyorum. Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım. İstanbul'u bu tartışmalara harcatmam dediği öne sürülüyor. Siz bugünkü açıklamanızı yapmadan evvel Sayın Genel Başkan'la bir istişarede bulundunuz mu? Bir de az önce alıntıladığım bu demeci teyit ya da yalanlama durumunda mısınız? Genel Başkanımızdan böyle bir tekil kiple hele hele hiçbir zaman bir mesajlaşmamız olmadı. Çok saygı ve sevgi çerçevesinde mesajlaşmalarımız oldu. Bu bağlamda böyle bir mesajlaşmamız yoktur. Tabii kaynağınızın güvenilirliği ve doğruluğunu nasıl test ettiniz bilmiyorum ama böyle bir mesajlaşmanın olmadığının altını çizeyim. Şunu da ifade etmek isterim. Aylardır ya da 120 gündür Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a adaylığı konusundaki tartışmalar, açıklamalar vesilesiyle yapılan yalan yanlış yorumların doğru olmadığını ifade edeyim. Şunu yapanları saygıyla karşılıyorum. Ekrem İmamoğlu şöyle bir yol yürümelidir, böyle bir yol yürümelidir. Siyasi tahmin ve içerik üretenleri saygıyla karşılıyorum. Ama sanki bir konuşma olmuş gibi bunu yayan insanların bu bakış açısını gerçekten hayretle izliyorum. Lütfen beni benden dinleyin. Ben ilk gün itibariyle, bakın tekrar ifade ediyorum, Sayın Genel Başkanımla 4 kez yaptığım buluşmada ki buna benzer bir soru burada 4. yılın raporunu sunduğumda da bana sorulmuştu. Orada da söyledim. Ben Sayın Genel Başkanıma bir değişim ve dönüşüm sürecinin zaruri olduğunu, şart olduğunu ifade ederken kendimle ilgili hiçbir şart koşmadan süreci ifade ettim ve anlattım. Ben bu süreci koordine edebilirim, en önde koşabilirim dediğimi ve sonraki sohbetimin içinde yine benim sakın ha bir genel başkanlık vesaire gibi bir şartım zaten olmaz, olamaz. Yani böyle bir şey olmaz. Partinin kurulları, heyetleri, kongreleri vardır. Bunu ifade ettiğimi defalarca söyledim. Tabii sonradan tartışma Ekrem İmamoğlu İstanbul'da kalmalı, İstanbul'a ne olacak vesaire gibi bir takım zeminlere oturtulmuş olsa da beni benden dinleyiniz ki benim makam üzerinden ne bir tayinim ne bir tarifim asla olmamıştır. İfade ettim konuşmamda. Benim misyonum siyasi anlamda bu geleceği, ülkenin geleceği misyonudur. Koltuk üzerinden asla bir tartışmanın parçası olmadım, olmam. 2019'da da olmadığımı partim de bilir ve bunu en yakından bilenlerden birisi de benim kıymetli genel başkanımdır. Merhaba Bahar Feyzan. Olur da Kemal Kılıçdaroğlu kurultayı kazanırsa planınız ne? Kalır mısınız? Belediye başkan adaylığınızı geriye çeker misiniz? Kendisiyle en son ne zaman görüştünüz? Bir de sizi en çok değişimin altını dolduramadığı, değişim diyor ama ne diyor tam olarak, ne var bu değişimde şeklinde eleştiriyorlar. Bunlara ne söylemek istersiniz? Nedir sizin altını dolduramadığınız dedikleri değişim? Şunu ifade edeyim, bir kere hani varsayımlarla bugünden konuşmanın çok doğru olmadığını ifade edeyim. Bugün Sayın Genel Başkanımızın kurultayda aday olup olmadığını dahi bilmiyoruz. Kurultayın ne zaman olacağını dahi bilmiyoruz. Böylesi bir varsayım süreciyle tariflerin yapılmasını kendi adıma doğru bulmam. Genel Başkanımızla tabii ki farklı vesilelerle görüşüyoruz. Zafer Bey'in ifadesi üzerine söyleyeyim, elbette mesajlaşıyoruz da ama
mesajlarımız bazen belediyemizin bir işleyişi üzerine ya da belediyemizle ilgili ya da İstanbul'la ilgili bir takım hususlarla olmuştur. Siyasi zeminde benimle ilgili bir benimle bir irtibatı olmamıştır. Onu ifade edeyim. Telefonla ya da sesli olarak da en son kendilerini yine Tunceli'den, memleketinden, doğduğu şehirden arayarak oradaki ziyaretimle ilgili bilgiler paylaşmıştım. Bakınız, değişim ve dönüşüm meselesi bir kişinin dilinden ve zihninden çıkacak bir mesele veya bir tariflenecek bir içerik olmaz olamaz. Doğru da değil. Açtığımız web sitesine 200 binin üzerinde mail geldi. Bakın sadece mail sayısını söylüyorum. 200 binin üzerinde. Bunu onlarca ekip arkadaşımla yorumluyoruz, tarifliyoruz. Bu konuda partililerimiz, parti yöneticilerimiz, mevcutta görevi olan milletvekilleri, yöneticiler, birçok insan katkı sunuyor, çalışıyorlar. Bu benim dışımda da, etrafımda da dönen bir takım hususlar. Yani açıkçası partimizin değişimi ve dönüşümü en kapsayıcı şekliyle, en doğru biçimiyle tariflenecektir. Bu bir anda yazılıp çizilecek bir mesele de değildir. Gelişime açık olmalıdır, inovatif olmalıdır, sürdürülebilir olmalıdır, kapsayıcı olmalıdır. Bunun da anlamı yeni gelen fikirleri de içine katabilmelidir. Böyle bir yol alırsanız o zaman geleceğin siyasetini, geleceğin Cumhuriyet Halk Partisi yönetim anlayışını tarifleyebilirsiniz. Ben de elbette fikirlerim var, fikirlerimi katıyorum. Yaptığımız istişarelerde, ortamlarda, dönem dönemde var olan fikirlerimi bir kısmını kamuoyuyla da paylaşıyorum. Bunu da paylaşmaya devam edeceğim. Sayın Başkan, seçimden sonra en çok konuşulan konulardan birini ifade ediyorsunuz, o da değişim, dönüşüm. İkinci konu da ittifak. Şimdi görünen o ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bu süreç ve kısa zaman sonrası seçim ve orada yine ittifak tartışmaları. Değişim ve dönüşüm olmazsa ya da toplumun beklediği gibi olmazsa ve ittifak da olmadığı takdirde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da kazanma şansını ne görüyorsunuz? Şunu ifade edeyim. Türkiye'de yeni bir siyaset dönemi başlamıştır. Açıkçası her ne kadar 2017'de referandum yapılmış bir rejim sistem hayata geçtiğini biliyorsak da ben bunu birkaç yerde de söyledim. Burada da söylemekten geri durmayacağım. 2023 seçimleri de aslında bir referandumun daha kaybedildiği bir seçimdir. Dolayısıyla aslında ülkede şu anda var olan bu sistemin gereği önde partilerin konuşulacağı ne genel seçim ne de yerel seçim süreçlerini yaşayamayacağımızı gösteriyor. Bu bağlamda ittifakın biçimi, şeklini bilemem. Ama mutlak, ama şehirlerde, ama genel kavramlarla ittifaklara bugünün iktidarı dahil diğer partilerde mecburdur. Bu bağlamda ben başka siyasi partilere sorumluluk yüklemeyi hadsizlik kabul ederim. Çünkü benim bir partim var, Cumhuriyet Halk Partisi. Ülkede ittifak süreçlerinin koordine edilmesi veya organize edilmesinde de en baş sorumlu muhalefet adına Cumhuriyet Halk Partisi'dir, yani benim partimdir. Bu bağlamda bizim ne yapacağımıza, ne yapmamız gerektiğine bakmalıyız. Elbette umut ederiz ve arzu ederiz ki bu bakış açısıyla diğer siyasi partiler de süreçlere bakarlar ve ülkemizin geleceği ve demokrasisi adına böylesi sağlıklı bir zeminde var olmayı kabul ederler diye düşünüyorum. Ama bunun oluşması için elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak benim partimin, bizlerin yapması gereken çok 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 önemli sorumluluklar vardır. Hem bir kısım doğrularımızı tekrarlamak, hem de hatalarımızı düzeltmek ve hatta ittifak mimarisini biraz daha geliştirmeye yönelik adımlardır bunlar. Bu bağlamda şunu ama altını çizerek ifade edeyim. Ben 2019'da başta o dönem ittifak yaptığımız İyi Parti olmak üzere toplumsal ittifak adına bütünleştirici İstanbul İttifakı kavramını ortaya attıktan sonra o günden bugüne 4,5 yıllık faaliyetlerimizde ittifak yaptığımız siyasi parti veya siyasi gruplar veya toplumun farklı kesimleriyle
gerçekten ittifak şuuruna, ittifak ahlakına, erdemine yakışan ve aynı zamanda toplumu da bir bütün kabul ederek 16 milyon insanına en özenli şekilde hizmet etme bilinciyle hareket eden ittifak şuurunun en örnek noktalarından biri olduğumuzu ve bunu başardığımızı iddiayla ifade etmek isterim. Bu laboratuvar gibi tariflediğim İstanbul modelini biz yine partimizin bu süreçte uygulayacağı çalışmalarda en öne koyarak anlatıp o değişim dönüşüm sürecinin de önemli bir parçası haline getirip yeniden 2024 ittifakını güçlü mimarisiyle başaracağımıza inanıyorum. Sayın Başkan, İstanbul'u kazanmakla birlikte aynı zamanda konuşmanızda bir noktaya değindiniz. Meclis çoğunluğunu da kazanmak. Şimdi bunun için aynı zamanda oy oranının artmasıyla birlikte İstanbul'da bazı bıçak sırtı görülen ilçeler vardı. Daha önceki seçimlerde o ilçelerde doğru aday çıkarılmadığına dönük eleştiriler vardı ki geçtiğimiz seçimde aday belirleme süreçleri çok da böyle bazı krizler yaşandığı kulislere yansımıştı. Hatta işte il başkanının istifasını verip sonra tekrar geri alması gibi. Şimdi bu seçimde ilçelerde aday belirleme konusunda nasıl bir rasyonel dediniz, nasıl bir rasyonel yol izlenir ve siz bu yol izlemede en başta siz mi olacaksınız, o masada nasıl konuşulacak, o rasyonel yol nedir, bir ön seçim mi yoksa başka bir formül mü, nedir yol haritanız? İstanbul'un parti içi karar alma mekanizmaları süreciyle ilgili tabii ki burada yorum yapmam doğru olmaz ama şunu ifade edeyim. İstanbul'un 39 ilçesinin çok sağlıklı röntgeni, ihtiyacı, toplumsal çeşitliliği, demografik içeriği, hangi ihtiyaçlarının nasıl çözümlerle insanlarını mutlu edeceği noktasında bizim yönetimimizin, planlama gruplarımızın elinde tuttuğu veriler ve çalışmaların başka bir kurumda olabileceğini düşünmüyorum. Biz göreve başladığımız ilk andan itibaren, hatta onun öncesindeki hazırlık evresinden bu yana İstanbul'un hem bugününe hem yarınına hatta 2050 yılına hazırlanan bir kadroyuz. O bakımdan biz şu anda X partinin iktidar olduğu bir ilçeyi ondan daha iyi biliyoruz. O ilçedeki belediye başkanından ya da heyetinden daha iyi bildiğimizi iddia ediyoruz. İhtiyaçlarını hem de İstanbul bütüncül bakışıyla biliyoruz. Dolayısıyla bu bakış açısıyla, bu sistematik, rasyonel, bilimsel, teknik bakış açısıyla biz İstanbul'da öngördüğümüz şekliyle partimizin elbette ki bahsettiğim o değişim dönüşüm süreci ve evrelerinin güçlenmesiyle çok sağlıklı kararlar alarak rekor sayıda bir ilçeyi milletin ittifakına, İstanbul'un ittifakına kazandıracağımızı görebiliyorum. Hilmi Acadoğlu. Sayın İmamoğlu, şimdi 23 Haziran'daydı galiba burada 4 yıllık toplantıyı değerlendirdiğinizde yine buradaydık ve o günde çok önemli bir konuşma yapmıştınız. O konuşmadan aklımda kalanlar cümleler var. Bir tanesi kimse benim cesaretimi sorgulamaya kalkmasın demiştiniz. Yani işte aday olur olmaz meselesi üzerinden. Aslında bugünkü tablo itibariyle bir aday değilim ama yola çıkıyorum dediniz ama aslında bu da çok ciddi bir cesaret. Çünkü gene o gün konuşmanızda yerel seçimler öncesi uyarıda bulunmuştunuz. Demiştiniz ki biz bu tabloyla gidersek o zaman yerel seçimlerde işler daha da zorlaşacak demiştiniz. Ve o tabloda çok ciddi bir değişim yok. Bir kurultay süreci gözüküyor ama henüz bunun ne zaman yapılacağına dair bir işaret söz konusu değil ama alınan bilgilere göre herhalde seçim öncesinde bu yapılacak. Şimdi burada birkaç mesele var. Bunlardan bir tanesi bugün konuşmanızda özellikle tarif ettiğiniz şey esasında bir Türkiye tahayyülü. Yani İstanbul'dan yola çıkarak çok muhtemel İstanbul'u kazandığınız takdirde ve kazanmadığınız takdirde de 2028 Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir aday olmak, buna çok muhtemel bir İBB Belediye Başkanlığı'yla yürümek şeyi bu konuşmanın içinde ben gördüm. Muhtemelen birçok gazeteci arkadaşım da bunu görmüştür. Ama tabii ki bu tablo büyük bir risk içeriyor. Yani ittifak süreci şu anda dağılmış durumda. Mesela
HDP ile o seçimde çok ciddi bir işbirliği vardı ve şu anda HDP içindeki ya da Yeşil ve Sol Parti içindeki tartışmayı hepimiz biliyoruz ve o dönem 2019'da bu ittifak kurulduğunda genel merkezler düzeyinde kurulmuştu. Şimdi belki yerelde kurulacak ve burada da ana aktör siz olacaksınız. Bir, büyük bir risk üstlenmiyor musunuz? İki, eğer kaybederseniz, aday olduğunuz ve kaybederseniz geleceğe dair çok ciddi siyasi tehlikeler altına girmeyecek misiniz? Üç, yine ittifaka dönüyorum. HDP ile ilişkileri kendiniz yerelde ya da İYİ Parti ile kuruyor musunuz, sürdürüyor musunuz? Onlarla temasta mısınız? Risk almadan başarı olmaz. 2019'daki siyasal riski dönüp o günde hafızalarınızı lütfen tazeleyin. Aslında bugünle kıyaslanmayacak ölçüde bir büyük riski göze aldığımı hepiniz görürsünüz. Ama ben riske ya da geleceğe dönük tasarımlara bakarken kişisel olarak nerede olacağımı değil, düşüncelerimin nereye evrileceğini ve ne şekilde fikirlerimin hayata geçeceğine dair motivasyonla hareket ederim. Bu bağlamda ben başarılı olduğumuzda çok özel bir İstanbul'u, çok güzel bir İstanbul'u var edebileceğimizi, bu karakterle var olan bir İstanbul'un da aynı şekilde çok farklı, çok çağdaş, 21. yüzyılın bütün unsurlarıyla temsili en güçlü Türkiye'yi var edebileceğimizi görüyorum. Bu bakış açısında ben kişisel olarak nerede olmalıyım sorusu asla yok. Bütün bunlar zaman içerisinde konuşulacak işlerdir. Ama evet, risk alıyorum. Çok cesur bir kararın var olması gerektiğini de biliyorum. 2024'te rakibimin kim olduğunu da biliyorum. Bu yolculuğa çıkarken de kararlılığımın altını çiziyorum tekrar. İttifak süreçlerine dair hassasiyetimi 4,5 yıllık yönetimimde nasıl özenli davrandığımı az önce ifade ettim. Toplumun her kesimiyle diyalogdayım. Hiçbir kesimini asla ihmal etmemeye gayret ettim. İnanınız, burada belki en özenli davrandığım gruplardan birisi de gerçekten bugünün iktidarına oy veren kesimler. Onlarla da diyalog içindeyim. Yani çünkü benim potansiyel olarak baktığınızda en yüksek oya sahip gruplardan birisi olan bugünkü iktidar partisinin oy grubu benim en fazla oy hedefi koyacağım kitle. Dolayısıyla onların da halen ve bundan sonraki süreçte de başta çocuklarının, gençlerinin kalbini kazanmaya dönük politikalarım devam edecek. Benim esas inancım şu anda toplumsal ittifak sürecidir. Ardından elbette ki partilerin ittifakı da bütünleşerek gelecektir. Bu zeminde ben bütün siyasi partilerle bu anlamda irtibat kurduğumu ve toplumsal zeminde güçlü bir bağımız olduğunu görebiliyorum. Sorunuza cevap verdiğimi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet. Sema Kızılarslan, Gerçek Gündem. CHP'de kurultay süreci başladı, devam ediyor. Önce mahalle, şimdi ilçe seçimleri devam ediyor. Birincisi, bu süreci yakından takip ediyor musunuz? İkincisi, bu bahsettiğimiz değişim talebi çıkan sonuçlara bakıldığında doğruluyor mu bunu? Gerçekten bir değişim talebi var mı çıkan sonuçlara baktığınız zaman? Değişim ve dönüşümü destekleyen sonuçlar çıkıyor. En doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine, İstanbul'un mevcut ilçelerinden ve bundan sonraki ilçelerinden de aynı sonuçların çıkacağına inanıyorum. Bakın, ben buradan Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma çok samimi, çok içten seslendim.